Empirist YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle Güneş Sistemi ve gezegenlerin hareketliliği üzerine konuşacağız. Güneş Sistemi'nin oluşumu. Güneş Sistemi'nin oluşumu hakkındaki ilk ortaya atılan iddia, Emanuel Swedenborg tarafından söylenmiş ve Immanuel Kant tarafından genişletilen bulutsu varsayımına uygun olarak oluştuğuna inanılmaktaydı. Nebula ya da bulutsu uzayda bulunan ve geniş alanlara yayılmış olan kozmik toz, hidrojen, helyum ve diğer iyonize gazlardan oluşan bulutsu yapı. Ve bu teoriye göre 4.6 milyar yıl önce dev bir moleküler bulutun çökmesi sonucu Güneş sistemimiz oluşmuştur. Ayrıca bu ilk bulutun birkaç ışık yılı genişliğinde olduğu ve birkaç yıldızın doğumuna sebep olduğu sanılmaktadır. Evrendeki konumumuz. Güneş sistemi yaklaşık 100 bin ışık yılı çapında olan ve içinde 200 milyar civarında yıldız barındıran Samanyolu Gökadası'nda yer alır. Güneşimiz Samanyolu'nun Orion kolu diye bilinen dış spiral kollarından birinin içindedir. Uzaklık birimi ile ilgili teknik bilgiler. Uzaklık birimi için astronomi birimi kullanılır. Bu Dünya ile Güneş arasındaki mesafedir ve yaklaşık 149 milyon 598 bin kilometredir. Yıldızlar arası uzaklık birimlerinin en bilineni olan bir ışık yılı kabaca 63.240 astronomi birimidir. Güneş sisteminin asıl bileşeni, sistemin bilinen kütlesinin %99,86'sını oluşturan ve çekim kuvvetiyle sistemi bir arada tutan ana kolda yer alan G2V tipi bir sarı cüce olan Güneş'tir. Sistemin kalan kütlesinin %90'ından fazlasında Güneş'in etrafında dolanan en büyük iki gök cismi olan Jüpiter ve Satürn oluşturur. Güneş'in etrafında dolanan büyük gök cisimlerinin çoğu Dünya'nın yörüngesinin tutulum adı verilen düzleminde bulunur. Güneş'in etrafındaki yörüngede dolanan cisimler genel olarak üçe ayrılır. Gezegenler, cüce gezegenler ve küçük güneş sistemi cisimleri. Gezegenin tanımı nedir? Güneşin etrafında dolanan, kendine küresel bir biçim verecek kadar kütlesi olan ve yörüngesinin yakın çevresini doğal uyduları dışında temizlemiş gök cisimlerine gezegen denir. Bilinen 8 adet gezegen vardır. Bunların sıralaması güneşimize yakınlık olarak Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Kütle çekimleri dairesel bir şekle sahip olmalarına yeten fakat yakın çevresindeki cisimleri temizlemeye yetmeyen gök cisimlerine ise cüce gezegen adı verilir. Gök cisimleri Güneş'in çevresinde Kepler yasalarına uygun olarak devinirler. Gök cisimleri odak noktalarının birinde Güneş'in bulunduğu elips şeklindeki yörüngelerinde hareket ederler ve ayrıca bir gezegenin hareketinin hızı Güneş'e yakınlığı ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Güneş sisteminin ne olduğunu ve hareketinin neye bağlı olduğundan az çok bahsettik. Peki ya bu bilgiyi kanıtlamanın mahiyetinin ne olduğunu biliyor musunuz? Bu bilgiyi ortaya atan kişilerden ve onların bu bilgileri bize ulaştırma cesaretinde bulunduğu ortam hakkında sizlere birkaç bilgi aktaracağım. Öncelikle antik çağda Filolaos tarafından söylenen söz şudur. Evrenin merkezinde bir ateş vardır ve gezegenler bu ateşin etrafında dönerler. Samoslu Aristarkus merkezi ateşi güneş olarak almış ve dünyanın onun yörüngesinde olduğunu söylemiştir. Nikolaus Kopernik, matematik, astronomi ve harita bilimiyle meşgul olan bir bilim insanıdır. Gün merkezci görüş için ilk kez kendisi tarafından ortaya atılmadığını söylemiştir. Sadece bunları kanıtlama yoluna ilk kez gidebilen bilim adamlarından biridir. Hayatı sırasında Avrupa'da hüküm süren teori Plotemi'nin milattan sonra 150 civarında Almagest'te yayınladığı dünyanın evrenin sabit merkezi olduğunu ileri süren teoridir. Orta çağda bilimi elinde tutan kilisenin ne kadar baskıcı olduğundan geçen videomuzda bahsetmiştik. Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine adlı başyapıtında Güneş sisteminin tarifini yapmıştır. Gezegenlerin Güneş'in merkezde olduğu sabit yörüngeler üzerinde hareket ettiğini kabul eden gün merkezcilik yasasını savunmuştur. Commentariolus adlı eseri Güneş merkezli teoriyi özetler. 1543 yılında Kopernik'in ölümünden kısa bir süre önce yayımlanan bu kitap, Kopernik gün merkezliliği denilen astronomik modelin başlangıcını oluşturur ve modern astronomik ve bilimsel gelişmelerin başlangıç noktası olarak gösterilerek bilim tarihinde bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Tycho Brahe, Danimarkalı aristokrat ve gökbilimcidir. Çıplak gözle gözlem yapmasına rağmen doğruluk oranı yüksek olan kapsamlı astronomi gözlemleriyle tanınır. Küçüklüğünden beri yıldızlara ve gökyüzüne merak saran bir çocuk iken 1559'da Kopenhag Üniversitesi'ndeyken şahit olduğu güneş tutulması onda bir tutku yarattı. 1563'te iki parlak gezegen Jüpiter ile Satürn'ün kavuşumlarından biri gerçekleşti. Eski kavuşum tablolarına göre bu olayın önemli bir miktar hatalı verildiğini saptadı. Bu onun ilk kayıtlı gözlemi oldu ve bunu ilkel bir yolla sadece bir çift pusula ile yaptı. 777 yıldızın konumunu ölçmüş ve buna göre bir katalog hazırlamıştır. Elinde hiçbir teleskop olmamasına rağmen ölçümlerinde 1-2 dakikadan daha fazla hata yoktur. Ayrıca öğrencisi ve asistanı Johann Kepler'in eliptik gezegen yörüngeleri yasasını biçimlendirmesine yardım etti. Ancak şu da var ki, Brahe kısmen dinsel gerekçelerle
Kopernik'in kuramlarını kabul etmemiştir. Melez bir sistem geliştirmiş ve şöyle açıklama getirmiştir. Gezegenler Güneş'in etrafında dönerler ancak Güneş ile Ay ise Dünya'nın çevresinde bir yörüngede bulunuyorlardı. Bu fikrinin sebebi onun dine olan bağlılığıydı ve salt gerçekleri açıklama yolunda onun önüne bir ket koymuştu. Sırada Galileo Galilei'den bahsedeceğiz. İtalyan astronom, fizikçi, mühendis, filozof ve matematikçiydi. Teleskobuyla gökyüzünü inceleyerek o güne kadar bilinmeyen bazı yıldızları keşfetti. Venüs'ün evrelerini ve güneş lekelerini ilk gözleyen kişidir. En büyük başarısı kuşkusuz Jüpiter'in 4 uydusunu tespit etmesidir. Doğanın kanunlarının matematiksel olduğunu söyleyen ilk modern düşünürlerden biridir. Yaşadığı dönemde kabul gören görüşün dünya merkezcilik ve Tycho sistemi olması sebebiyle gün merkezci görüşü otoriteler tarafından reddedilmiş ve büyük tartışma konusu olmuştur. Astronomlar ona sık sık karşı çıkmış ve güneş merkezli bir sistemin yıldızsal paralaks yıldız uzaklıklarını ölçme yöntemi olarak gözlemlenmediği için mümkün olamayacağını savunmuşlardır. Kardinal Bellarmine 1615 yılında Kopernik sisteminin güneşin dünyanın etrafında dönmediğini fiziksel bir kanıtı olmadan savunulamayacağını yazmıştır. Galileo ise kendi gelgit kuramının dünyanın hareketi için gerekli fiziksel kanıtı oluşturduğunu düşünüyordu. Gelgit hakkındaki düşüncelerini Engizisyon Mahkemesi tarafından alacağı cezayı kabul etmemek için reddetmiş ve yalanlamıştır. Bu teori, okyanus havzalarının gelgit zamanlaması ve hızına olan etkisini gözler önüne serdi. Adriyatik denizin ortası ile uçlarındaki gelgit farkı gibi olayları açıklamakta başarılı olsa da teori gelgitlerinin genel nedenini açıklama konusunda başarısızdı. Galileo, çağdaşı Kepler'in ayın gelgitleri oluşturduğu yönündeki teorisini reddetmiştir ve ayrıca Kepler'in gezegenlerinin yörüngesinin eliptik olduğu iddiasını kabul etmemiş ve bunun çember şeklinde olduğunu savunmuştur. Peki günümüzdeki açıklama nedir? Gelgit olayını etki eden ana olay Dünya ile Ay arasında meydana gelen kütlesel çekim kuvvetidir. Johann Kepler, Alman gökbilimci, matematikçi ve astrologdur. Kendi hazırladığı yeni astronomiyi göksel fizik olarak tanımlamıştır. 17. yüzyılın bilimsel devriminde Astronoma Nova, Harmonic Mundi ve Kopernik Astronomi Özeti adlı çalışmalarına bağlı olarak şahsen ortaya çıkardığı Kepler'in gezegensel hareket yasaları ile tanınır. Bu çalışmaları Isaac Newton'ın evrensel yerçekimi kuvveti teorisine dayanak sağlamıştır. Her gezegenin küresinin yörünge periyodunun uzunluğuyla ilgili bir formül geliştirmiş fakat daha sonra bu formülü kesin olmaması gerekçesiyle reddetmiştir. Tanrı'nın evren için düşündüğü geometrik planı açığa kavuşturduğunu düşünmüştür. Kopernik sistemlerine olan hevesinin büyük bir kısmı fizik ile dinsel görüşü arasında bir bağ olduğuna inanmasından kaynaklanıyordu. Tycho Brahe'ın asistanlığını yapmış ve Tycho, Kepler'in teorik fikirlerinden çok etkilenmiş ve ona kısa zamanda daha fazla erişim vermiştir. Kepler tipi teleskop adıyla anılan bir kırıcı teleskopun geliştirilmiş bir tipini icat etti ve kendiyle aynı dönemde yaşamış olan Galileo Galilei'nin teleskobik buluşlarında da ismen bahsedildi. Sırada sizlere Giordano Bruno'dan bahsedeceğim. İtalyan filozof, rahip ve gökbilimcidir. Rönesans felsefesini biçimlendiren filozofların en önemlilerinden biridir. Kopernikçi dünya görüşüyle tanışınca aklını özgürleştirerek evrene ve doğaya dair sorgulamalarına neden olmuş ve ortaya koyduğu felsefe kilisenin dogmalarını sarsmaya kadar gidecektir. Kopernik sistemiyle sınırlı kalmayarak evrenin sınırsız ve sonsuz bir yapıya sahip olduğunu da ortaya koymuştur. Kilisenin dini inanışların sorgulanması ise Bruno'nun yaşadığı dönemde imkansızdı fakat iddiaların arkasında durmuş ve canı pahasına savunmuştur. Aristoteles'in evren kuramının doğru olmadığını ve aslında dünyanın güneş etrafında döndüğünü öne sürmüştür. Kilisenin kabul ettiği yer gök ayrımına karşı çıkmış ve evrenin sonsuzluğu fikrini ortaya atmıştır. Bununla da kalmayarak Tanrı ve evren için birbirine içkin, sonsuz varlıklardır demiştir. Bruno'nun evreni sonsuz olarak düşünmesi, kilisenin antik Yunan'dan alıp kabullendiği yer gök ayrımını da ortadan kaldırıyordu. Kiliseye göre gök, Tanrı'nın, yer ise insanlarındı. Dünya, evrenin merkezi değil ise dünyanın insanlar için yaratılmış olduğu inancı da asılsız kalıyordu. Kilisenin asıl korkusu da buydu. Çünkü evrenin yaratılışında anlam yok ise yaratılış inancının da içi boşalıyordu. Kilise bu iddialarını geri çekmesini söylemiş fakat Bruno reddetmiştir. Açılan davalar sonucu ölüm cezasına çarptırılmış ve yakılarak öldürülmüştür. Kapanışa geçmeden evvel Giordano Bruno'dan bir söz söyleyelim. Tanrı, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır. Yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza da like atarak bize destek olabilirsiniz. Empirist saygıyla sundu.